Hallo, selam kızlar. Arkadaşlar ben geldim. Özlediniz. 3-4 gün yok. 2-3 gün görmediniz beni. Hep e, mesajlar alıyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Niye açılım yapmıyorsunuz diye. Şimdi kendime bugün e, bir dinlenme günü verdim. Böyle Ryan'ın oraya gittiğim, bir gezdim arkadaşlar doğala. Ondan sonra ağaçlara sarıldım, meditasyon yaptım. Kendimi böyle bir rahatlattım. Ondan sonra dedim ki ee, bir açılım yapmam lazım. Fakat geldim sonra evde bir içim sıkıldı, bir içim sıkıldı, böyle bir sıkıntı oldu bende. Dedim hemen bir açılım yapayım. Bakın arkadaşlar sizi e, yeni aldığım e, tarotlarımı koymak için ne diyorlar buna, ne bunun Türkçe'si bilmiyorum. İşte bir kutu çok güzel ama çok şık. Neyse kutumuzu yana alalım. Şimdi. Ne için bakalım ya benim Ay, Pardon Şimdi ben ne için bakmak istiyorum biliyor musun Şimdi şu sizin Hayatınızdaki Eril mi dersiniz Erkekler mi dersiniz Beyefendiler mi dersiniz artık Bunlar git gel yaşayanları varmış Böyle yani git gel git gel Yani Konya 6 saat gibi Yani ne küs ne barışık Ne ayrı ne birlikte Olanlar varmış özellikle Bunun için açılım istediler ee, bunlara bir bakalım mı bakalım e, ne durumdalar yani bir bakalım e, hayatınızdaki e, beyler ne durumdalar yani nasıl bir e, kafa yapısı Mevcut yani ne hissediyorlar Bir bakalım görelim ee, Niye bizi böyle sıkıntıya sokuyorlarmış Ne istiyorlarmış <laughs> ne istemiyorlarmış? Yalnız kızlar ben <laughs> pardon ee, şöyle bir şey diyeceğim size. Şimdi artık gözlemliyorum, bakıyorum böyle özel açılımlardan da artık e, bayanlar erkek olmuş sanki, erkekler bayan olmuş sanki. Şimdi erkekler küsüyor, darılıyor, terk ediyor, kadınlar peşinden koşuyor. Ne bileyim ne. Artık böyle bir durumdayız yani böyle bir dünya. ...içerisindeyiz. Ee, bu durumlarda tabii beni üzüyor. Ali siz de üzülüyorsunuzdur. Ee, bilmiyorum artık... ...bunun sonu nereye gidecek... ...nasıl olacak bilmiyorum ama... ...işte diyorlar ya... Hmm, ...dengi dengine... ...olmayınca bir şeyler olmuyor. <laughs> Yaşayarak göreceğiz... ...bakalım hep birlikte. <laughs> Gene başladı bana... ...gıcıklar, öksürükler... ...demek ki... Beyefendilerin size söylemek istediği çok şeyler var kızlar. Bakalım ne söyleyecekler size bunlar gene. Diyelim. Şöyle bir yayın. Biliyorsunuz benim açılımlarım tamamen doğal. Şimdi buradan bakın 10 tane seçeceğim. Şimdi Kaç oldu saymadık da. Siz de yardım edin sayın. Orada öyle bakıyorsunuz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hadi bu da geldi. Bunu da alacağım. Şimdi bunu kenarıya kaldırıyorum. Şimdi öncelikle sizin hepinize, sizlere çok teşekkür ederim. Yazdığınız mesajlar, aldığım yorumlar gerçekten beni çok sevindiriyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey koydum kendime. 3000 abonem olduğu zaman e, canlı yayın yapacağım. Ama bu canlı yayın bayağı uzun olacak. Yani sorulu, cevaplı, ne sormak istiyorsanız bana sorun. Ben de size cevap vereyim. O gün artık ben sabah e, öğlenden başlar akşama kadar... Ee, soru cevap yaparım herhalde. Böyle bir şey düşünüyorum. Ee, bunu da buradan belirttikten sonra geçelim mi açılımımıza? İçimde bir sıkıntı gene ulaş. Of, ulaş. Uf, çeviremedim Türkçe'yi. Sıkıntı oldu. Ve ee, başlayalım. Şimdi şöyle yapalım. Bu taraf beyefendiler. Bu taraf hanımefendiler. Bakalım kim kime ne söylüyormuş çok merak ettim şimdi açalım ne güzel çıktı ne güzel evet inşallah kartları görüyorsunuzdur mikrofonumu gene elime alayım ben çünkü olmuyor. Yani ses çıkmıyor. Böyle çıkıyor. Vay beyefendiler, vay beyefendiler. Ne kadar güzel. Ziya Şöyle koyacağım. Gerekirse de başka şimdi ben bir e, başladıktan sonra gerekirse tekrar kartlarımdan yardım almak istiyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> Niyet ediyorum ilahi kanadan doğru bilgileri almaya deyip başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi canlarım benim. Buradan Rengocuğum dinle. Sana da sen de canım arkadaşım <gülüyor> bekliyordun. <gülüyor> Bakalım neler olacak, neler çıkacak. Hep birlikte başlayalım. Şimdi hanımefendiler barış istiyor. Yani burada kesin ve net bunu görüyorum. Yani isteyen barış isteyen bayanları görüyorum burada ve diyorlar ki. Ee, bu sorun artık çözülsün. Şimdi bazı bayanlar da arkadaşlar yani korku içindesiniz. Böyle ha gitti gidecek başka hatun bulacak işte ee, yok <laughs> üçlü ilişkiler için karısına dönecek falan böyle üzüntü içindesinizler bunlar. Yani bir an önce bizim tekrardan küslüğümüz işte dargınlığımız kırgınlığımız bir yola girsin ve tekrardan eski günlerimize geri dön, dönelim diyorsunuz bazı bayanlar. Şimdi beyefendi diyor ki ben diyor önümü göremiyorum hey diyor. Kapandım içime tekrar diyor. Çekildim kabulma diyor. Maddi düşünüyorum, manevi düşünüyorum diyor. <laughs> düşünüyorum diyor. Ben diyor kırıldım, üzüldüm yani sizden yana. Her taraftan diyor kırılıyorum diyor üzülüyorum diyor özellikle de bu 3-4 aydır bu beyefendiler hayatınızda olan kişiler eriller diye hitap edeyim bir kırılma bir üzülme bir alınganlık bir depresif haller bir psikolojisi bozuk durumlar. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar bir keskin kararlar alıyorlar hayatlarında herkesi çıkartıyorlar işte tamam diyor bitti diyor bir bakıyorsun ateşli bir şekilde tekrar geri geliyor. Bir bakıyorsun yani cambaz gibi herkesin ipinde ayrı oynuyor. Bir bakıyorsunuz ben sana ölüyorum bitiyorum aşığım deyip tekrardan yollara koyuluyor. Şimdi hanımefendiler de diyor ki yani diyor artık ya ilerle ya gerile ya ne yaparsın ne, ne yapmak istiyorsan bir şeylerde kararlı ol. Ne istediği istiyorsan onun arkasında ol. Bu süreç böyle seni de yıpratıyor beni de yıpratıyor diyor. Yani Ha, ...tam hayal kuruyor bayanlar tamam mı... ...yani öyle bir şey, umuda sokan erkekler var ki... ...tam hayal kuruyor bayanlar... ...diyor ki tamam her şey yolunda... ...çok güzel gidiyor... ...güzel bir ilişkimiz olacak... ...güzel bir e, artık... ...seviyeli saygı içerisinde... ...diye düşünürlerken... ...pat oradan... ...beyefendi... ...bir sorun, bir kelime... ...bir yazarken bir cümle... ...veya bir... E, ...benden uzak dur... ...işte veya... Biraz e, düşüneyim kafam karışık muhabbetleriyle hanımefendileri e, çöküşe geçirtiyor. Fakat şimdi hanımefendiler bazı arkadaşlarım da diyor ki bayan arkadaşlarım bakın su grubu, ateş grubu çıkmış burada toprak grubu. Diyor ki ya sen kimsin? Sen kimsin de diyor yani burası şey mi yani git gel git gel olmaz diyor yani olmaz artık diyor herkes diyor haddini bilecek diyor. Tamam mı? Sınırını bilecek diyor. Özellikle de bakın ateş grupları diyor ki bu gitgellerden ben yoruldum. Hani ben bir gidersem diyor pir giderim diyor. Bir daha benim tozumu bile bulamazsın diyor. Yani öyle bir giderim ki diyor. Gittiğim yerde bile beni bulamazsın diyor. Yani böyle diyenler de var. Şimdi su grubu bayanlar da diyor arkadaşlar. Bazıları ya ben seviyorum. ...işte ne yapayım? Biraz duygusallar ya arkadaşlar. Ya yani seviyorum diyor. Yani bir daha bir şans vereyim diyor. Bir daha kapımı açayım diyor. Bir daha diyor onunla diyor bir şeylere koyulayım diyor. Belki bu sefer hatalarını anlar da diyor benim kıymetimi bilir diyor. Şimdi beyefendiler de e, bağımlılık içerenler var. Bakın şeytan kartı çıkmış. Yani bağımlılık nasıl arkadaşlar? Sevgi, aşk başka bir duygu, bağımlılık nasıl bir şey biliyor musun? Yani bir şeye bağımlı bırakamamak. Yani mesela alkol alırsın, bırakamazsın. Sigara alırsın, bırakamazsın. Böyle tarz şeyler. Şimdi ilişkiye bağımlı olan erkekler de var burada arkadaşlar görüyorum. Yani bitiriyor, sonra diyor ki yok çok özledim diyor yani ben seviyorum diyor. Lak geri dönüyor. Anlatabildim mi? Yani hesap yapıyor, kitap yapıyor. Tamam ya diyor, okey diyor. Artık diğer şeyi diyor, yoluna koyacağım diyor. Tamam diyor, atılacağım diyor. Çünkü benim için diyor, kıymetli bir kişi diyor. Ben diyor, bunun gibi bulamam diyor. Nerede bulacağım diyor bir daha diyor. Hayatta bulamam diyor. Arasam diyor, dünyayı bulamam. Çünkü çok fedakarlık eden, gerçekten çok ona sevgisiyle değer veren arkadaşlarımı görüyorum bayan arkadaşlarım. Şimdi bazı bayan arkadaşlarım öyle değer vermiş ki karşısındaki erkeğe öyle gökyüzüne çıkarmış böyle sevgi, aşk öyle değer vermişler, öyle değer vermişler ki fakat bu arkadaş şu şu yolunu göremeyen var ya şu yolunu göremeyen arkadaş yerini yadırgamış. Demiş ki ben sevilmedim ya yani ben sevgini bilmiyorum sen beni sevdin de hani benim biraz affedersiniz mayna haş derler bizim burada yani yukarıya kalktı onun için bu bayanlarda şimdi ne yapar arkadaşlar sen madem yerini yadırgadın dur bakalım biz sana yerini gösterelim diyen Cek olan arkadaşlar var burada. Yani bunun o kadar güzel kaldırmışsınız ki popişini. Tamam mı? Adam popişi kalkmış diyor ki, tamam kral benim diyor, tamam mı? Kral benim diyor. Ben diyor buna ne istesem yaptırırım, ne ne söylesem yapar diye düşünen akıllı zeki olan böyle kendilerini öyle zanneden erkekler var. Onlar öyle diyorlar. Ama bu kadın size oynamıyor ki sevgisiyle. Yani bu kadın aşık, sırılsıklam. Seviyor. Yani sizi almış göklere çıkarmış. Sen neyin projesini neyin e, stratejisini yaşıyorsun kafanda? Bunları bu, bu kadını bu kadar sıkıntıya sokuyorsun. Yani neyin stratejisini yaşıyorsun yani? Ya dürüst ol. Direkt gel. Ya seviyorum kardeşim. Ben üçlü ilişki istiyorum. Benimle üçlü ilişki yaşayacaksan gel babalar gibi. Üçlü ilişki yaşadı. Veya de ki ya ben yapamıyorum bırakamıyorum e, eşimi karımı ondan sonra e, senle de böyle yaşamak istiyorum de e bu kadın da kabul ederse yaşa gör. E, sen ama gidiyorsun o tarafa ayrı saz caz yapıyorsun. Bu tarafa geliyorsun ayrı saz caz yapıyorsun. Yani bu e, devran böyle gitmez yani. Yani hak eden yani burada hak eden bayanlar var burada. Gerçekten hak eden bayanlar var. Yani tamamen saf temiz, iyi niyetli, değer vererek, dürüst bir şekilde karşısındaki erkeği dürüst adam gibi adam olarak görüp de ona dürüst bir şekilde davranan, sabırla bekleyen, sabırla sözünün arkasında duran mert kadınları görüyorum ben. Fakat bizim erkeklerimiz ne yazık ki cambaz gibi ipte oynuyorlar. Yok böyle bir dünya. Ben de size söylüyorum kızlar böyle olan hayatınızda erkekleri Ezin geçin. Bana bakın, ez ve geç. Tamam mı? Hiç bakma, arkana bile bakma yani. Hiç bakma. Çünkü neden? Ee, sizin verdiğiniz kıymeti, sizin verdiğiniz sevgiyi bilmezse bir insan değerini bilmezse bırakın, ona değer veren kişinin yanını tercih ediyorsa bırakın orada değeri kadar değer görerek yaşasın. Demek ki sizin verdiğiniz sevgi fazla verdiğiniz ilgi, verdiğiniz hürmet fazla. Kaldıramıyor. Ne yapacaksın? Bazıların bünyesi kaldıramıyor. Yapacak bir şey yok. Der burada kartlar arkadaşlar. Şimdi kut bakın. Şimdi ilk önce kendinize değer vereceksiniz canlarım benim. Benim değerli benim diyeceksin ben. Ben sen değil. Sen bir dur bakayım benim. Benim değerli dediğiniz an zaten bir sıfır öndesiniz. Tamam mı? Benim değerli. Ya biz kadınlar her şeyi yani e, illa hayatımıza biri girmesi biri olması şart değil. Yani şöyle bir şey olacaksa adam gibi adam olsun. Yani adam gibi adam sahiplenen seni e, her zaman yanında olabilecek e, kimse kimseden yani ben şahsen kendi adıma söylüyorum arkadaşlar maddi olarak değil manevi olarak yani derdini tasanı sana saygılı, hürmetli bir insan ister insan hayatında. Ben de buradaki bayanların çoğunluğunun öyle e, o duygular içinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani diyor ki burada kartlar bana kendinizi koruma altına alın biraz. Gitti mi, uzaklaştı mı, küstü mü? Yani adım atmıyor mu? İşte yok oradan bakayım da burada bakayım yok beni sosyal medyadan e, e, engelledi yok işte filan yok şöyle bakmayın size bakmayana siz de bakmayın. ...sizi ezip geçeni siz de ezip geçin. Yani benim bugün size bunları hissediyorum... ...ve bunları dile getiriyorum arkadaşlarım. Ee, burada çok üzülen bayan arkadaşlarımı görüyorum. Gerçekten onların e, şeyleri bana girdi şu an. Böyle stresleri. Ve e, diyorum ki size hak etmeyen e, kişilere... ...karşı attığınız adımlar size sıkıntı olarak, kaos olarak dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yıkım olarak dönüyor. Çünkü şey yapamıyorsunuz yani sevgiden, aşktan dolayı hareket ederek adım atıyorsunuz. Fakat karşınızdaki insan tamamen strateji düşünüyor. Yani sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor. Yani siz saf, temiz duygularla bazı bayanlar düşünüyor ama karşınızdaki ...tamamen e, çok detaycı. Şura, 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 şura. Abriki akıllı. Bakın şimdi bak. Ka şimdi kafayı taktım buna. Şimdi şu özellikle de hava grubuyla ateş grubu. Şimdi akıllılar, toprak da var burada erkek e, partnerlerinizde. Bu iki tanesi var ya bu iki tanesi ateş grubuyla hava grubu. Bunlar tamam mı? Ee, maddi yönlerinde yönlerini düşünüyorlar. Tamam eyvallah düşünsünler. Manevi düşünüyorlar. Onu düşünüyorlar, bunu düşünüyorlar. Aslında var ya tutsalar yani hayatlarındaki sevdikleri, aşık olduğu kadının elinden tutsa, sahip çıksa o kadın gerçek söylüyorum dağı taşı deler. Anlatabildim mi? Yani ona destek çıkar. Ona her yönden sahip çıkar. Her yönden aslında önlerindeki güzellikleri görmüyorlar. Onları ne kadar güzel bir hayat beklediğini, ne kadar güzel bir yaşam beklediğini bilseler bir saniyelerini o yaşadıkları boşlukta tutmazlar. Fakat bilmiyorlar. Şimdi sen anlat, anlat, anlat. Bunlar anlamıyor. Anlamayan insana da niye anlatasın ya? Niye anlatasın? Yani anlamıyor, anlamıyor, kafa basmıyor. Yapacak bir şey yok anlamayınca da siz ne yapacaksınız arkadaşları? çekeceksin kendini çek anam çek yavrum çek babam E bunlar da kalacak yani kalsın gelsin gitsin başkasıyla tanısın ne yaparsa yapsın acaba bir siz daha bulabilecek mi hayır bir tane siz daha var mı hayır şimdi bunu da düşünün anladın mı şimdi zaten bunların e, geri dönüşleri var size ama burada kartlar diyor ki sabırlı olun ve sağlam durun. Ne istediğinizi bilin. Şimdi bazı bayan arkadaşlarımı da görüyorum ki burada. Şimdi bak bu kartları da bıraktım. Burada bakın. Şöyle göstereyim. Bazı bayan arkadaşlarım da diyor ki artık gitsin diyor. Lanet olsun sıfatına. Yani ben diyor kesinlikle istemiyorum diyenler de var. Ben yoluma önüme bakacağım diyor. Yani diyor yeni tanışmalara, yeni aşklara yelken açıyorum diyenler var. Ve gerçekten de e, öyle yapan arkadaşlarımın da çok mutlu olacağını görüyorum yani. Özellikle de bu yeni senede 2020 yani yeni seneye yeni aşklarla, yeni tutkularla, yeni heyecanlarla, yeni tanışmalarla girecek bayan arkadaşlarımı görüyorum. Ateş grupları, su grupları çıkmış burada arkadaşlar. Bir de hava grubunu görüyorum. Yani böyle güzel şeyler yaşayacakları da görüyorum yalnız. Onu da dile getirdikten sonra bir bakalım bakalım bir devam edelim. Bana bir sinir geldi üstüme, bir gerilme, bir sinir böyle bir agresiflik, nedense bilmiyorum. Ee, yani şu sizin hayatınızdakilerden iki tane elimde olacak yani bilmiyorum şu an ne olur diye söyleyeyim size kızlar. Şimdi bakayım bunlar ve siz birbiriniz hakkında. Şu an şu dakika ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bir görelim bakalım. Kim kime ne diyormuş? Bir konuşturayım ben size bakayım şimdi. Ha buyur. Şimdi. Ah, Gene geldik. Bakın dönüyoruz, dolanıyoruz. Şey gibi, girdap gibi tekrar aynı yere geliyoruz. Canlarım benim. Şimdi... Ben aile kurmak istiyorum diyor şimdi bayan arkadaşlarımın çoğu. Yani diyor bir güzel bir ailemiz olsun ya kardeşim diyor yani bir ailemiz olsun diyor. Gel diyor senin ne diyor ben seni zaten seviyorum aşığım değer vermişim zaman harcamışım bunca zamanım geçmiş. Bir düşün diyor. Diyor ki ben çocuğumu düşünüyorum ya diyor. Şimdi böyle diyenler de var. Ben diyor çocuğumu düşünüyorum diyor. E diyor ben seni bekliyorum diyor. İki ay olmuş daha gelmemiş olanlar var mesela. İki ay geçti diyor. Daha elimde diyor. Çiçeğim bekliyorum seni diyor. Yani bekliyor. Bekliyorum seni diyor. Bekliyorum öyle bekliyorum diyor. Geleceğim ben sana diyor. Bak şimdi bak 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 bak. Bak Beyefendiye bak geleceğim ben sana diyor ben biliyorum diyor bu bütün yolların en sonu sana çıkıyor diyor şimdi böyle diyen beyefendiler de var bütün yollar sana çıkıyor diyor senin beklediğini zaten biliyorum bakın sorun burada Adamcağız sizin beklediğinizi biliyor e, tamam mı adam emin kendi adı gibi emin adam diyor ki bu kadar Hatun beni bekliyor hadi bakalım şimdi ee, siz ona bir ee, şey yapın bekleyip beklemediğini yani bir farklı bir şey yaratın. Bayan arkadaşlarım öyle oturup beklemeyin bence hiç de beklemeyin hayat devam ediyor her dakikamız her saniyemiz her ne bileyim ee, kıymetli ben bugün mesela Rayna gittim elimi açıp dua ettim Allah'ım dedim sana verdiğin e, her şey için çok teşekkür ederim dedim yani şükrettim ya. Baktım kendime böyle dedim ne güzel yaratmışsın beni kurban olduğum Allah'ım dedim ya Rabbim dedim ya. Nasıl dedim yani insan nasıl şükretmez. Onun için arkadaşlar ben de size diyorum ki kendinize değer verin. Hiçbir kimseyi bekleyerek zaman geçmez. Hayatın size sunduklarını alın, kabul edin, etrafınıza bakının biraz gözlerinizi açın, gidin, gezin, eğlenin, yiyin, için, kendinize önem gösterin, spor yapın, anlatabildim mi? Evde oturayım, bekleyeyim. Kimi bekliyorsun ya? Kimi bekliyorsun? Adam, üçlü ilişki yaşayan evinde, affedersin, karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla yemek yiyor, içiyor. Adam düzeninden bir direm ee, kıpırdamıyor, sen evde bekle. Aha, arada arayacak, bana belki yazar, iyi geceler der, bir şey der, Heh, der. Bekle. Orada bekle sen gülüm. Bekle. Haber bekliyorsunuz. Bakın. Bana bir haber gelsin. Her dakika, her saniye telefon ellerinizde. Bir bakıyorsunuz. Geldi gelecek, geldi gelecek. Beyefendi diyor ki ya ben o haberi sana vereceğim. Biz diyor senin ne diyor. Şimdi bazı beyefendiler dört vade veriyor burada. Dört, dört hafta veya dört ay diye düşünüyorum ben. İçimden öyle geldi. Ben diyor sana net bir şekilde sağlam olarak yani böyle sağlam olarak geleceğim diyen beyefendiler var şimdi sağlam olarak sana geleceğim, O haberi de ileteceğim. Ah buyurun, bakın evleneceğiz biz sen diyor? Bakın düğün kartı. Görüyor musunuz? Ah gelinle damat. Şimdi evleneceğiz diyor biz sen ne diyor? Şimdi böyle diyenler de var. Şimdi bazı bayan arkadaşlarıma da aralarında mesafe olanlar var arkadaşlar burada görüyorum uzak mesafeler o şehire gitmek istiyorlar o kişinin yanına gitmek istiyorlar veya o kişi gelsin istiyorlar burada diyor ki tabii ki diyor gel, gelmeler gitmeler görüşmeler olacak ama diyor e, oturup bakın problem ne biliyor musunuz şimdi. Bayan arkadaşlarımda şunu hissediyorum, benim boğaz mesela boğazım düğümleniyor, gıcık geliyor. Yani diyemedikleri çok şeyler var boğaz çakrasında. Yani söyleyemediğiniz çok şeyler var karşı tarafa. Bu söyleyemediğiniz şeyler sizin boğazınızda tıkanıp kalıyor. Şimdi açık konuşmamak çok kötü bir şey. Anlatabildim mi? Açık ve net olmamak çok kötü bir şey. Yani bunu e, yaşamak istemem ben şahsen kendi hayatımda. Çünkü ben neyse o yok yani. Yani bu bu mudur? Kırmızı mıdır bu? Evet kırmızı. Yani bunu bana farklı bir rengini sunarak gel, gelen insanı ben zaten anlar hisseder bilirim onun ciğerini bilirim o ayrı bir şey. Ama yani dürüstlük yani başka hiçbir şey değil arkadaşlar yani yalan dolan olmayacak. Şimdi size evleneceğiz işte yapacağız ne zaman ya bunun zamanını ver kardeşim kaç ay yaz mı kış mı bahar mı mart mı nisan mı bunu ver bana anladın mı siz? Bunu bekliyorsunuz. Peki bu adam bunu veremiyor. Geliyorum diyor. Uzun ince bir yoldayım. Geliyorum. Ha geliyorum. Geliyor da ne zaman? Siz de diyorsunuz ki ya ben onu bileyim ki yani kendimi ona göre hazırlayayım. Hazırlayayım. Yani ona göre kendi hayatımı ona göre e, düzenleyeyim diyorsunuz bazı bayan arkadaşlarım. Şimdi bazı bayanlar da burada su gruplarını görüyorum. Tamamen ellerini ayaklarını çekenler var ha. Tamam diyor artık bitti. Ben başkasıyla evleneceğim. Kesinlikle diyor artık olmaz bu işler diyor. Sadece diyor benden aldığı bakın maddi yönden zarar gören su grubu bayanları da görüyorum. de olabilir şey. Benden aldıklarını geri versin arkadaş diyor. Benden aldıklarını geri versin. Verdikten sonra lanet olsun gitsin diye diyenler var. Öyle görüyorum kızlar. Yani Böyle yani. Şimdi bu durum böyle gidiyor. Anlatabildim mi? Böyle gidiyor. Böyle konuşuluyor. Böyle söylüyorlar birbirlerine. Yani beni bekle diyor. Daha da beni bekle diyor. Bekle bekle. Şu mikrofonumu takayım. Yani eğer beklemeye değer olan hissediyorsanız arkadaşlar bekleyin. Derim. Yani. Çekiyorum ben şimdi böyle. Bakalım. Daha ne söyleyecekmiş bu arkadaşlar. Bir şey yapamayan, bir gün iyi, bir gün kötü olan kişiler. Ne istediğini bilmeyen. Şimdi, ay çok güzel yavrum. Gel bana böyle, çok güzel. Şimdi bazı bayan arkadaşlarım bitti. Bakın, öldürdüm diyor. Seni diyor, sen böyle diyor yaparsan bana ben de seni diyor öyle gömerim toprağa diyor. Anladınız mı? Şimdi bazı bayan arkadaşlarım ben gittim diyor. Haydi kardeşim güle güle. Ondan sonra gittim diyor. Şimdi tartışmalar kavgalar olmuş. Fakat diyor beyefendi yani diyor böyle bir ufak bir tartışma geçti aramızda diyenler var böyle ama diyor bakın yonca kartı çıkmış ben diyor sana diyor mutlu bir haber vereceğim diyor sen merak etme kızım diyor şimdi bazı böyle aslan parçaları var burada bazıları da ki sen benim kaderimdesin diyor sen diyor istediğin kadar git istediğin kadar bitir istediğin kadar yık bu ilişkiyi diyor bizim kaderimiz birlikte yazılmış diyor tamam mı yazılmış diyor aile olacağız biz diyor biz bir aile olacağız diyor ve diyor senin beni beklediğini ben biliyorum diyor biliyorum diyor şimdi böyle diyen beyefendiler de var benim arkadaşlarım da diyor ki çok zor diyor. Sen kaç kere geldin bu sözlerle bana? Kaç kere verdin bu vaatleri diyor? Kaç kere söyledim bunları diyor? Sen önce yolunu belirle diyor yolunu. Hangi yola gideceğini diyor. Sağa mı gideceksin sola mı gideceksin? Sen bu yolları belirlemediğin sürece biz hep yıkılacağız. Hep e, tartışacağız ve hep bizim durumumuz bir çıkmazda olacak diyor bayan arkadaşlar. Şimdi bazı bayan arkadaşlarım da gerçekten çok bağımlı. Yani arkadaşlar şu bağımlılıktan çıkın, 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 çıkın. Yani böyle kimse kimseye bağımlı olamaz ya. Yok böyle bir şey ya. Yok. Ya bizim şöyle bir şey arkadaşlar Kuranda bile geçiyor yani bu. Yani şöyle bir şey var. Diyor ki Rabbim kimi benden çok seversen seni onsuz yaşatırım diyor yani anlatabildim mi? Bu kadar olmaz yani. Yani bir şeyi bu kadar sevmeyin. Hepimiz Allah'ımızın kuluyuz, Rabbimin kuluyuz yani anlatabildim mi? Yani bu kadar çok sevmeyin. Yani her şeyi böyle dengeleyin. Denge çok önemli bir şey insanın hayatında gerçekten. Denge olması lazım her şeyle ilgili. Sevgiyle, aşkla, çocuğunuzla, eşinizle, sevgilinizle, yaşantınızla denge. Denge. Sana ne kadar değer veriyorsa bu karşındaki insan, sen ona o kadar değer vereceksin. Sen fazla verdiğin için zaten şu an bu durumdasın. Eğer fazla değer vermeseydin, fazla onu sevmeseydin, fazla ona ilgi göstermeseydin, onu böyle alıp göklere çıkartmasaydın, şu an sen farklı bir yerde olurdun. Bunu sakın unutma. Şimdi bağımlılık yapmayın der. Yapmayın. Şimdi diyor. Benim kalbimin anahtarı sende. Şimdi ben bunu göstereceğim size. Bir saniye şu mikrofonu takayım. Mikrofondan yana çektiğimi zaten kimseden çekmemişimdir. Şimdi bak beyefendi diyor ki. <laughs> Senin beni beklediğini biliyorum diyor. Bakın yüz yüze konuşmalar var yalnız. Yüz yüze gelecek olanlar da var. Bakın benim diyor kalbimin anahtarı sende zaten diyor. Yani böyle kesin ve net olan ilişkiler var şimdi burada. Ya o kadar böyle içten hissediyor ki e, e, bayan arkadaşlarım, bazı e, beyefendileri, o kadar kalpten hissediyor ki o an o, o gün ondan böyle gıcık mı kapıyor diyeyim, tamam mı? O gıcık kapmasını hissedebiliyor yani o gün onu seviyor mu, düşünüyor mu? O o gün onu hissedebiliyor, o gün o hangi ruh halindeyse. O onu hissedebiliyor. Görüşmeseler bile yani böyle bir bağ var aralarında bazılarının güzel bir e, ne diyorlar? Enerji. Güzel bir böyle birbirlerine güzel e, duygular aktarıyorlar karşılıklı. Şimdi bazı arkadaşlarım bayan arkadaşlarım düşünüyor tilki gibi. Ya diyor bu diyor nasıl olacak şimdi bu iş diyor. Yani bu gelecek de Geldiği zaman acaba verdiği sözleri tutacak mı? Yapabilecek mi yani? Yapabilecekse gelsin diyen arkadaşlarım var. Bakın yani çoğulu, çoğulu da yani çoğu olanlar da arkadaşlar şimdi bakın bu zaten biz yay e, şeyine giriyoruz artık. Ayına, yay dolunayına doğru gidiyoruz. Şimdi o kadar gökyüzü e, gergin ve... E, şeyli ki böyle ateşli ki arkadaşlar. Şimdi çoğu burçları çok etkiliyor. Mesela hava burçları özellikle ateş burçları, toprak burçları hepsini. Şimdi bu hava gruplarından olan hayatınızdaki beyefendiler bir teklifle bir yüzük, bir nişan, bir söz artık ne diliyorsanız ne istiyorsanız size diyor bakın. Burada tarih de veriyor. Tarihi de söyleyeyim size ayın diyor 29'u önümüzdeki 29'una doğru 28'ine doğru size gelecek diyor ve diyor size diyor güzel diyor istediğiniz şekilde diyor ilgisini aşkını sunarak karşınıza dikilecekler burada. Şimdi bazı beyefendiler de gerçekten çok güçlüler yani o kadar sıkıntılı dönemler atlatmışlar ki fakat güçlü kendileri böyle sağlam bir şekilde durabiliyorlar ama sizin haberiniz yok o ayrı bir mevzu siz onları sonradan öğreneceksiniz canım benim bütün bayan arkadaşlarım da bakın yani burada üçlü ilişki olan içinde olsun ne olursa olsun gece uykusuzluk görüyorum bakın ondan sonra çok bla 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 yani e, çok böyle konuşan, çok böyle anlatan, bütün böyle ne kadar olumsuz konuşma varsa ne yani ne kadar olumsuz enerji varsa üstünüze çekiyorsunuz. Aferim size. Hep olumsuz. Hep olumsuz yani. Yani olumlu olacak şeyi bile bu düşüncelerinizle iteliyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız için söylüyorum. Yani biraz olumlu yani biraz güzel, biraz böyle pozitif yani iyi dileklerde bulunsanız biraz böyle olumlu baksanız bazılarınız için söylüyorum bazıları yani artık uçmuş böyle o kadar negatif düşünüyorlar ki o düşünce tarzları da onları artık ele geçirmiş arkadaşlar öyle diyor. Şimdi emek verdiniz arkadaşlarım. Evet yoruldunuz ama bunların mükafatını çoğunun alacağını görüyorum. Ama çoğunda görüyorum. Şimdi git gel yaşayanların da şöyle bir toparlayayım. Git gel yaşayanların da tamamen karar vereceğini görüyorum. Gidiyor adam ama gözü arkada yani. Gidiyor. Yani gidiyor, geliyor ama gözü arkada ne yapıyor, ne ediyor? Sürekli merak içerisinde. Acaba hayatına birini mi alır, biri mi girer? Acaba tanışır mı diyenler var. E tabii tanışacak yani bekleyecek mi yani bu Ray ve Teresa değil herhalde sonuçta. Yani gidene ne yapacaksın hiçbir şey yapamazsın hayat devam ediyor yaşam devam ediyor değil mi kızlar? Şimdi baylara ve bayanlara çekeceğim buradan şimdi ben bir olumlama. Bakalım ne diyecekmiş size benim kartlarım. Neye dikkat etmeniz lazımmış canlarım benim. Gene dağıttım buraları. Çok dağınık çalışıyorum ya. Milletli güzel bakıyorum böyle açılım yapanlar arkadaşlar. Üç tane kart seçiyor. Yorumluyor. Ben yok. Yani bir dağıtıyor. Bir dağıtıyor. Ama bana öyle yapmamı söylüyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Seçelim bakalım. Niyet edelim İlahi Kanal'dan doğru bilgileri almaya. Bakalım. Şimdi ben içimden geldi. iki tane iki tane seçeceğim. Bakalım ne diyecekmiş bunlar birbirlerine değil versinler Vallahi. şimdi önce bakalım bayanlar ne diyorlarmış beylere al buyur diyor ki bekliyorum bazı bayan arkadaşlarım gözüm yolda seni bekliyorum seni istiyorum hayatıma bir an önce gelmeni diliyorum diyor. Allah'tan diliyorum. Ellerini açıp dua ediyor bazı bayan arkadaşlarım. Yani özellikle de gece uykusuz dönemi anlatır burada. Gece çok düşünüyorlar. Ne yapıyor şu an? Ne ediyor? Kiminle ne birlikte? Yani böyle bir kurgular, bir filmler der bu kart arkadaşlar. Nerede kartlarım? Evet. Beyefendiler ne diyormuş bu durumu? Alın geçen günkü kart. Aa, bu kadar olur ha ben şok. Geliyorum hayatım diyor. Geliyorum bekle diyor şimdi bazı beyefendiler. Geliyorum diyor. Bekle diyor. Bütün diyor işlerimi halledip geleceğim sana diyor ve diyor seni mutlu edeceğim sonsuza kadar diyor. Bütün gök kuşağını diyor sana sunacağım diyor burada. Geliyorum diyor. Bak ne kadar güzel ya. Heh. Şimdi bazı bayan arkadaşlarım da diyor ki artık diyor ee, beni diyor bu sorunların bu problemlerin içinden ya çekip alacaksın diyor tamam mı ya da diyor sen, ben seni diyor kalbimden gönlümden diyor sileceğim atacağım diyor çünkü diyor artık diyor ben diyor hani bekleye bekleye ağaca döndüm diyor yani bekle 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 nereye kadar bekle diyor bana diyor bir ufacıcık bir ufacıcık bir ee, şey göstersen ne diyorlar ona arkadaşlar bir e, ışık bir zaman bir saat bir şu zaman bir şey desen diyor ben diyor her şeyi bir kenara atıp diyor sana diyor koşacağım diyor e, sana inanacağım diyor ama diyor sen diyor hiçbir şey yapmadan sadece beni öylece bekletiyorsun diyor bayan arkadaşlarım. Beyefendiler ne diyor? Ha diyor ben şimdi diyor kendi halindeyim diyor. Ben diyor biliyorum diyor. Allah'ım Allah'ıma diyor e, dua ediyorum diyor. Edilirler şimdi bazı edilirler. Bizim bir ara araya geleceğime kalpten inanıyorum ve hissediyorum diyor. Bu durum böyle gitmeyecek şatsim diyor. Bekliyor. Yani bu durum böyle gitmez zaten diyor. Değişecek diyor ve ben sana diyor bütün saflığımla ve sana göstermediğim gerçek yüzümle dönüp geleceğim diyor arkadaşlar. Böyle diyormuş erillerimiz. Bu akşamki açılımımız da böyleydi canlarım benim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bir de şey yapacağım. Bakın mesela ateş grubu kadınlar nasıl erkekler isterlermiş hayatında. Toprak, su, hepsini böyle şimdi e, erkekleri yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi de e, şeyleri yapmaya niyet ediyorum bayanları. Onun için de çok talep geldi. Böyle böyle gideceğiz canlarım benim. Şimdi abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Beğenin arkadaşlarım. Yorumlarınızı da yapın. Ben hepsini teker teker okuyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Çok çok iyi olun. Çok değerli olduğunuzu sakın unutmayın. Ee, hayat o kadar kısa ki arkadaşlar hiçbir kimse için, hiçbir şey için üzülmeye, sıkılmaya değmiyor. Her dakikamız, her saniyemiz kıymetli. inanın ki onun için ilk önce kendinizi mutlu edin. Tamam mı canlarım benim? Haydi görüşmek üzere. Çüss.